Madem Mourinho dedik, o zaman Mourinho ile devam ederim. Ee, Volkan hocamdan ve sizden hemen bir Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kısa bir değerlendirme alayım. Ondan sonra Mourinho'nun çünkü maç sonu özellikle bir gün önce Galatasaray Hatay maçını seyrettim. Bir de bizim maçımız diyerek bir imada bundan açıklaması... çok çabuk uyum sağlamış bir Morino'dan bahsediyoruz. <laughs> Dur girme orayı açacağım çok... açacağım. Gireceğim gireceğim tamam sen beni frenle. Tamam <laughs> orayı daha. açacağım. O, o bölümü değerlendireceğiz. <laughs> Mourinho'nun şampiyonluklarındaki performansı neydi onlara bakacağız hepsini. Aynı zamanda tabii ki bu hakem e, tartışmaları da birinci haftadan başladı. Yorumcularımızın da tabii ki fikrini almak isterim ama önce Volkan Hocam nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Tabi ilk lig maçıydı ama dördüncü resmi maçıydı. Ben Onu da dikkate alarak. Kupa maçlarını da izledim. Daha doğrusu eleme maçlarını. Ee, dünkü maçı da izledim. Hatta bir maçtan sonra yanılmıyorsam. Dil maçı mıydı yanlış söylemeyeyim. Soru işaretleri var dedim. Stada gidene her fena başladı. Soru işaretleri var dedim. E, Dil maçı değil pardon. Bir önce oynadıkları için. Lugano maçında özür dilerim. Ee, dün giden seyircilerde de bence soru işareti var. Neden? Çünkü Mourinho tarafını bir ayrı bakmak lazım. Çünkü hoca şu an anlamaya çalışıyor. Oyuncuları tanımaya çalışıyor. İlla ki gelmeden önce bunun bir analizini çıkarmıştır. Ama gerçek hayat her zaman bizi TV'den ya da kağıt üstündeki yazılardan daha çok etkiler. Gerçekte gördükleriniz. O yüzden şu an anlamaya çalışıyor. Denemeye çalışıyor. Bulmaya çalışıyor ki işte bir ferdi öne koydu. Tadici sağa koydu. En yakın örneklerden bahsediyorum. Sonra onu düzeltti. İşte dün Tadiç'i on numarada başlattı sonra onu sola aldı vesaire vesaire. Birçok değişiklik denemeyle beraber yapmaya çalışıyor. Ki yapacaktır da bunu Mourinho değil kim olsa ilk başta başladığında yapardı. Ama oyun olarak e, bence görünen bir şey yok henüz. Hmm. Şu an için bence Beşiktaş'ta var mıydı? Beşiktaş'ta da yoktu. Ama Beşiktaş biraz daha savunma işte. Hocanın da söylemesiyle savunmayı daha iyi yaptı. İşte Galatasaray'da bir şey var mı? Galatasaray oynuyor ama Hatay benim eski takımım. Aşağı yukarı hemen hemen aynı kadroya çıkmışlar. Sadece iki, onu da zaten. iki kişi değişikliği vardı. Hatayspor Hatay açmakta zorlandı. Onda bir şey var mıydı? Onda da bir şey yoktu. Dediğim gibi bu ilk haftada artık oyun olarak bir şey göremeyeceğiz. 3, 4, 5, belki 6. Ama bir buçuk ay sonra işte ikinci aya girerken artık oyunlar, kadrolar şekillenmeye başlayacak. Değişiklikler şekillenmeye başlayacak. Şu an bence hani Mourinho'yu veya Okan Hoca'yı veya işte diğer takımların hocalarını veya oyunların tartışmak, konuşmak çok yanlış. Sadece tercihler, oyuncu isimleri maçların bu dönemdeki skorlarını belirleyecek olanlar. Ama Fenerbahçe taraftan da bir beklenti var. Ne bu beklenti? 10 senelik bir beklenti. O 10 senelik beklentiyi bu sene Mourinho ile karşılayabilecek mi? Dediği gibi Tümer de dünyadaki ilk 4 isimden, 5 isimden bir tanesi. ismini kimse tartışamaz. Ama e, burası Fenerbahçe, burası Türkiye Ligi. Burada isminiz ne olursa olsun e, eğer bir şey görünemiyorsa veya bir cevap veremiyorsanız illaki bunlar e, konuşulacak. Ki e, Mourinho'nun da bunların konuşulmasından rahatsızlık duyacak bir yapıda olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, dün maça giden arkadaşlarım da vardı benim. Onlarla da az çok konuştum. E, Sağdaki organizasyonu kendi açısından veya yandaki kulübeyle ya da hakemlerle olan iletişimini iyi kontrol ediyor. E, yandaki kulübenin yaptıklarına göre kendi kulübesini yönlendiriyor. Yani sadece oyunu yönetmiyor aslında. Oradaki psikolojik savaşı da yönetmeye çalışıyor. Bana sadece stada gidenlerin söylediklerini anlatıyorum. Ee, ama biraz zamandan sonra kadro olarak bence Fenerbahçe kadrosu, evet eksiklikler var. Bence iki tane kesin alınması gereken mevki var. Hangi mevki? Ama de? bence bir sol stoper ve bir altı bence net olması gerekiyor. Sol stoper? Evet, sol stoper bence. Yani ee, kenarda aslında iki tane stoper olmasına rağmen sol sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Evet. o evet. Ya yani tercihinin yerine. Evet. Ya yani Osterwald sonuçta sol kenar bek özellikli evet. bir oyuncu. Ee, zaten süratinden de çabukluğundan da gidiş gelişinden de bunu anlayabiliyoruz. Ki orijinal bir sol bek. Ama bence iyi bir takımsanız, eğer şampiyonluğu oynayan bir takımsanız bence Bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız, eğer stoperden 6'yı, stoperden 5'yi, stoperden 8'i bulup 6'yı yansıtmaları, 3. adam bulmaları düşünüyorsanız bence iyi bir takımın e, sol stoperi olması gerekiyor. Çünkü oyun kurmalar artık günümüz sporunda çok önemli. O yüzden benim fikrim hem 6 hem de bir sek, e, şey sol stoper gerekiyor diye Siz o zaman Ciku'nun performansını da çok yeterli bulmuyorsunuz. Ben Söyle yeterli buluyor çıkarmak, bulmuyor yani... değilim. Ciku bence bu takımın e, sağ stoperi olabilir. Ama bir tane sol stoper, sol ayaklı bir stoper bence tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe. Evet. Hümen Metin, sen ee, nasıl buldun? Fenerbahçe'yi de tıpkı Beşiktaş gibi hatta Galatasaray gibi yüzde yüz hazır diyemeyeceğim seviyede buldum. Ee, bunu da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe maçı önüne oynamadan 2-3 gün önce içeriden iki tane kardeşimle konuştum. Hayatımızda hiç çalışmadığımız bir tempoda, antrenman temposunda antrenmanlar geçiyor. Dedi. Topuk yaylası ve Avusturya. Evet, evet, yani belli ki bir yükleme yapılmış. Bu da oyuncu üzerinde sezonun bu bölümünde bir ağırlık yapar. O da işte maç kazandıkça 4-5 maç oynadıkça ondan sonra patlayıcı bir kuvvete dönüşür ve açılır gidersin. Şimdi oraya bakacağız. Bence Mourinho malzeme topluyor henüz. Ya bu malzeme toplama esnasında da yani ligden, ülkeden, sağdan, soldan, yan kulübeden, hakemlerden, ligin ortamından malzeme topluyor. Yani heybeyi dolduruyor Mourinho. Mutlaka önümüze çıkarıp çıkarıp koyacaktır bunları. Çünkü ezeli billah koydu bunu. Yani, tabii tabii. Yani yoğurdu iyi şekli böyle adamın. Netflix'te Last Dance'da Michael Jordan hiçbir şey bulamasa polemiği kendi çıkarıyormuş bir yalanla bazı teknik adamlar o polemikten beslenerek o, o iklimi yaratarak o iklimde oynamak isteyerek takımlarını yönetirler Mourinho onlardan bir tanesi yani o special one'ın özel adamlarının bir tarafı da biraz buradan geliyor Bence malzeme topladığını inanıyorum. Ben Volkan arkadaşlarıyla konuşmuş. Ben de maçı izlerken kenardan bir gözle ister istemez Mourinho'yu izliyorsun. Kılı, kıyafet, yan kulübeyle temas, hakemle temas, maçtan sonraki beyan, hakem beyanı. Yani şimdi ufak ufak dolduruyor heybeyi Mourinho. Onlar bizim önümüze gelir. Fenerbahçe takımı da teknik adamdır. Çok saygı duyuyorum. Ve ilgiyle ikisinin de söylediğini kapmaya çalışıyorum. Benim öyle bir yetim yok. Sanki Fenerbahçe kadrosu sol stopersiz devam edebilir görüntüsünde devşirmeyle. Ama altsız devam edemez gibi geliyor. Oraya banko. Oraya şart yani. Evet ki Fred'in yani Fred sakatlığı da evet, olduktan sonra. Yani Fred 6 oynar mı? Bence Fred de sırtı dönük oynayamaz. 6 numara ne yapıyor? Stoperlere yüzü dönük top alıyor. Ama dönünce o dönmelerde dikkat edin Fred'in oynadığı maçlarda hep top kaybı yaptı. Çünkü doğru. Fred 8 numara. Yani yani topu kaleye doğru yani yüzü dönükken daha iyi kullanabilen bir oyuncu. Mesela Prime Emre Belezoğlu altısı diyorum ben. Gibi. Bambaşka bir şey evet. çıkarır. T Tugay, abi ki. gibi. Ya da. Tugay, Tugay, Kerimoğlu gibi. Bunlar Marco Aurelio 6. gibi. Evet, Marco Aurelio aynen. Yani hep bunlar senin dediğin tam altı tam, numarayı. Altı ver, 5'i yani. ver. Beş numarayı altı numarayı ver bunlara giysinler. Yani tek Tabii. altı da oynar. Çift altı da oynar. Üç altıyla da oynar. Bravo. Birden 2'ye ikiye geçişte sıkıntısı olur. Tek on numaralı bakacak. iki altı da oynar yani. Bunlar hepsini oynar. Ümit Karan e, şunu sorayım. Önce Fenerbahçe'den beklentin Mourinho'nun gelişiyle birlikte bu resmi maçlarda daha mı yüksekti? Oyun seviyesi açısından, Mourinho'nun dokunuşları açısından e, beklentilerin ve şu anki mevcut tabloyu nasıl değerlendirirsin? Ben çok güzel bir şey söyledim. Mourinho tartışmak tabii hattimize değil teknik anlamda ama ben tartışacağım bazı konular olacak merak etme. Onu vereceğim, vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bant olarak vereceğim merak etme hazır. Ama ilk olarak <laughs> Fenerbahçe. De, evet, şöyle başlamak istiyorum. Ceko ile başlamak istiyorum. 37 yaşında ve sezona Fenerbahçe'de en formda oyuncu olarak başlıyor. 38, yani, 38, pardon, 38 evet. yaşında evet. ve sezona 5, Fenerbahçe'de 5, en formda oyuncu olarak 4, 5, başlıyor. 4 maç 5 gol yani galiba. Yani mi? ben Aslında. böyle oyuncuları tebrik ederim. Ben bu kadar profesyonel değildim. Golcü. İnanılmaz bir şey. Golcü ben şey ve yaptığı gol vuruşu, ya. yaptığı gol ya. vuruşu ya benim tek vuruş hastası hastasıyım biliyorsun. Sınıf değil tek mi? vuruş. Çok. Abi kaleci göre, yakaladı. Genç kaleci. bir kaleci var. İster Yaşlı bir kaleci olsaydı yine o topu çıkartamazdı. Öyle çok, bir vuruş. Çok ani vuruş abi. Ani vuruş ve tek vuruş uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı. Gerçekten Ceko'nun son iki maçta gösterdiği performans. Yani şu an takımı götüren oyuncu Ceko. O yüzden hani bu parantez içine açmak işte, istedim. İnanılmaz. O vuruşa bayıldım. Hani Maksim'in topu getirişi ayrı. Yani bu kadar. O pasta çok kıymetli. Pasta tabii abi. tam vuracakmış yani gibi. Herkes vurmasını bekliyor. Dört, dört oyuncu bir yerden. Dört bir oyuncu bir yerden düştü oyundan. Ya. Tabii. Gibi değil. Ama o vuruş benim için çok Özel vuruş tam hastası olduğum vuruşlar. Tek vuruş benim için tek vuruş olduğu zaman dayanamıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> o pas alırken zaten vücudu da hazırlıyor abi. Evet. Her yani şeyiyle. Ya ama... bir de o en önemli ofsayta düşmedi. Evet tabii. tabii. Bak çok önemli. Koşuyu gösteriyor ama ofsayta düşmüyor. Küçük bir duraksama yaptı. Tabii. Hazırladı pozisyonu. Ayak sokarak. Ama, çok ama daha ben de neyi anlamam? Onları atıyorsun. Çok basitlerini kaçırıyorsun. Konya şimdi, maçı örneği gibi. Evet. Geçer yani sezon. ama bu yaşta Hakikaten takım da en formda oyuncu gibi. Çok Çünkü çok. Beş maçta, yani. dört maçta beş gol attı. Ya ne yapabilir? Ya, ya yani bir almış, de şöyle sen yanlış Aldığın oyuncu süper yıldız diye en nesneyleri oynatamadık da. Ama, Oynan, ama. Oynatamadın abi oyuncuyu. Şimdi Ceko yani biraz bu olabilir Ersin. Olabilir. Ki aslında. Ceko bir sallanırsa kulübeye geleceğini Bak, biliyor. Sezonu şimdi. Biri var bitirişi, orada. Abi sallanmaz bu <laughs> Şu açıdan da takdir etmek lazım. Sezonu bitirişi, sezona başlangıcı. İki tarafı hatırlatayım ben size. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden gösterdiği bir reaksiyon. Yani o bahsetmiş olduğunuz işte o kaçan goller. Bir anda sanki şampiyonluğun kaçışı, onun kaçırdığı gollere bağlanan ve bununla birlikte bir linç durumuna düşen bir Ceko. Bunlara rağmen o kadar profesyonel ki işte o hiçbir şey yaşamamışçasına muazzam bir giriş ki 38 yaşında olan bir futbolcudan tecrübe. bahsediyoruz. Tabii tabii. Tecrübe. Hem tecrübe. buraları yaşamış, yemiş, yutmuş zaten. Tabii yani. canım yani. büyük. Zaten yani. buralarda o, yani bunları yemiş yutmuş olmasa buralara kadar gelemez, bu yaşa kadar oynayamaz. Mümcün tabii. Değil. Tabii. E, tabii. ayrıca e, ben geçen sene TV'de yayın yaparken Bali çocuğu haf sezon ortasında bir Ceko'yla evet, yemek yiyip o da bayağı etki yapmıştı doğru. Ceko'nun söyledikleri. Orada şöyle çok güzel bir şey söyledi dedi ki inanılmaz karakterli bir adam bir kere dedi. Yani futbol Tadıştani karakterinden şekilde. bahsediyorum. Şekilde. Futbol karakterinden bahsediyorum. Mesela Jack, bazı oyuncu vardır. Ben de hoşlanmazdım yedek oturmaktan. Düşer abi benim suratım yedek oturduğum dakika. Kimin düşmez yani. ki? Hepimizin düşüyordu. Ama mesela Ceko o yalayıp yuttuğu yer gerçekten oraları geçmiş. Takıma yardımcı olmak için. Yarın öbür gün eline sıra oynayabilir. Bence şu andaki formu da bir sallanırsam gelecek diyor El Nesli. Ha belki Lille maçında da Rövanş başında belki de El başlayacak. Olabilir. O da olabilir. Çünkü üst üste dördüncü maç. Tabii. Cekon. Bütün maçlarda evet. o başladı zaten. Ama bu da normal. E tabii ya. Ya. Bu sene o sene diye bir ses yine yükseliyor. Klasik bir sersene sene bu sezon başında yaşadığımız <laughs> olay. O sene bu senedir. Sağ olun o senedir bu sene İnşallah hayırlısı olsun diyorum. <laughs> bu sene o sene mi olur bilmiyorum ama bu sene en azından geçen sezonun nazaran daha düşük başladılar tempoya. Hani belki İsmail Kartan geçen sezon ne yaptı? İlk 7 haftayı tempo e, takımı çok iyi hazırladı. 7 hafta tap yaptı. 7 haftadan sonra düşüşe geçti. 10'da 10 başladı. başladı. 10 yaptı. Ya, 10'da 10. Hatta 10, 10 16, 18. 18. E, e, resmi maçları da hesaba kattığımız zaman da. Yani o... Galatasaray geç form tuttu ve sezon sonunu iyi bitirdi. Yani iki teknik adam sistemi vardı çalışmaya. Ersun Yanal onu yapardı. 7 haftada takım bir uçuyor. 7. haftada takım arkadarı yok oyuncularda. Hmm. Ya da 7. haftadan form tutan takımlar oluyor. Onlar daha başarılı oluyor. Ama o zaman da biraz sabretmek gerekiyor. Biz de göreceğiz. Şu an İsmail Kartal'ın dışında bir oyun göremedim. Şu bir an Fenerbahçe. Tek evet. fark vardı. Zaten Sen, aynı, yani aynı kadro. Aynı oyun şu an. Yani bir değişim olacaksa ilerleyen zaman işte bu Tümer'in lafına güvenerek konuşuyorum. Takım yorgun. Çok antrenman yapıyorlar. Türk futbolcuya fazla yüklendiğin zaman 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 sınırı geçiyor hocalar. Bir de yerlerimiz Biz yabancı, Lupa, şampiyon, Bizim kas şampiyon, gruplarımız de. yabancılar gibi hazır değil. Biz çünkü hep antrenman yiyen bir oyuncu grubu değiliz. Sen fazla yüklenirsen zaman oyuncuya zarar verebilirsin. Ama altyapı yok. Yok. Altyapı da şimdi her yerde. Yapı yok. Yapı yok. Şimdi altyapı da yani. Ben, şimdi e. Bellingham'ı diyoruz 15 yaşından ha, itibaren abi, oynamaya başlamış. Bellingham bir dünya bir Avrupa şampiyonası oynadı. 40 tane şampiyonlar, ligi, 50 tane şampiyonlar ligi maçı var. Ya. Hala genç statüsünde yani. Yani İngiltere'de yaptığın fitness antrenmanı burada yaptıramazsın. Yaptıramaz. Alt yapı yok yani. i̇şte onu söylüyorum. Bak onun ayarını iyi yapmak gerekiyor. Takımı patlatabiliyorsun da. Zaman fazla yüklemende takımlar patlıyor zaman. Doğru. O zaman Van... Beşiktaş bu akşam kazanırken Van Brokos'la mı kazandı? Diyebilir miyiz Van Brokos etkisiyle kazandı diye? Ha, bence hoca etkisi zaten %20-25. Ben, %25. bence değil. değil. Fenerbahçe'de kazanırken Mourinho etkisiyle kazanmadı. Fenerbahçe de kazanırken Morun yetkisiyle kazanmadı. Ama Fenerbahçe'nin bu sene bir avantajı var. Geçen sene çok eleştirilmesine rağmen İsmail Hoca iyi bir sezon geçirmesine rağmen Fenerbahçe ee, bu kadar puanın bir daha toplanacağına hiç kanaat getirmiyorum ben ligde böyle bir şey olacağını. Bir de aynı bir şey bu puanların toplanacağının. Ee, hata yaptığı ya da eksik kaldığı anlar oldu İsmail Hoca'nın. Fenerbahçe'li taraftarların bu sene kafasında en azından şu şey var. Bizim takım geçen sene iyiydi. Bu sene Mourinho'nun etkisini görebilirsek biz bu işi kotarırız düşüncesi var. Tamam. Tam kırılma anlarının aslında belki de Fenerbahçe lehine çevrilebilecek Şimdi, şimdi orada orada Mourinho'nun etkisini göreceğimize inanıyorum ben. Çünkü adam oraları oynuyor zaten sezonda. Şimdi abi, ya şöyle bir şey var. 80 dakika kurun içi oyundan çıkartmayan bir teknik adamı eleştirdi. İsmail Hoca çıkarmasa kıyamet kopardı. Şimdi yani ki, bu şimdi İsmail Hoca çıkarmıyor. Geleceğim konulara geleceğim. Hoca bir kere şimdi... zaten kurulu çevir e, gördünüz e, büyük mü kurulu Kusura bakma. Ne en, en büyük avantajı var. bence Mourinho. Çünkü şimdi Fenerbahçe taraftarını çok iyi biliyorum. Biliyorsun. Tabii. Sen de deplasmanda geldin. <laughs> <yanlışıyorsun>. Fenerbahçe <laughs> taraftarı baskıldır. Hani az önce nefesten, o bağırıştan, sıcaklıktan bahsediyorum ya. Şimdi Mourinho varken bu biraz daha azalacak. Törpülenecek. Niye Mourinho var başımızda? İsmail Hoca olsa ama ikinci hafta, üçüncü hafta da herkes omurdanır. Omurdanırdı. Şu an Mourinho bekliyor. Herkes bekliyor. Bir şey diyeyim mi? Çünkü isim çok büyük. Hakikaten isim çok büyük. Ee, ama e, göreceğiz. Tanıyor. Zaman zaman gerekiyor. Bu zamanda zaten Mourinho lehine, lehine kullanacak. Çünkü neden? olumsuz bir eleştiri gelmeyecek. isiminden dolayı. Yani başka bir hoca olsa işte ne yaptı İsmail Hoca? Geçen sene belki toplayabileceği en büyük puanı topladı ama yine başarısız oldu. Mourinho olsa ne olurdu? Bu kadar hani devam edilir miydi mesela geçen sene Mourinho olsaydı bu takım başında? Belki devam edilebilirdi. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen evet. sene İsmail Hoca'nın yaptığı hataları bu sene Mourinho yapsın. Hiçbir şey olmaz. Onu da eleştiririz. Valla ben söyleyeyim. O da eleştirilir ama görevine devam eder. Göreve devam eder. Ben şuna inanıyorum. 80 yani, dakika Kulunç'u oyundan çıkartmadı. Neden çıkartmadı biliyor musun? Bence Kulunç'u görmedi sahada. Ondan çıkartamadı. E, başka tamam. bir açıklama. Hayır, başka bir açıklaması olamaz Mesai. yani. Şimdi o şu aslında Fred'i özlemek. Ama doğru özleme diyorsun İsmail konu... Kartal olsaydı biz şimdi yerden yere vuracaktık. Öyle tabii. Fred'i özleme konusu var ya, ya aslında. Yani, öyle yani öyle şimdi bir, bir oyuncu özlemek. Mourinho kimlerle çalıştı? Mourinho kimlerle çalıştı? Mourinho kimlerle Fred, e Fred ama başka bir başka ha? bir. Yani Fred de başka bir seviye. Tabii bence. başka yani. bir yani seviye. Yani Fenerbahçe takımında geçen sene Şivanski de iyi oynadı ama Fred yani başka bir yere koyarsınız. Ceko Tadic evet iyi oynadılar ama Fred başka bir yere koyulabilirdi geçen seneki oyunda. Fenerbahçe oyunda çok katkı sağladı. Bir de az önce 15 yaş dedik. gençlerden bahsediyoruz. Deniz. Evet. Deniz'i ben Adana Demir Teknik Direktörünü tebrik ediyorum. Ee, hani bu yaşta bir çocuğun Fenerbahçe deplasmanında oynaması, oynatılması bence büyük bir cesarettir. Bozan tabii, tabii. hocayı tanımadım, hayatımda görmedim. İsmini de ilk defa duydum ama ben buradan saygılarımı iletiyorum kendisine ki Türk kalecileri ben de eski mesleğim kalecilik olduğu için ben çok sana, hoşuma gitti. Ben sana soracaktım zaten evet, aslında da. Yani oyunu yani sahadaki o duruşu bile 15 yaşında olmasına rağmen sanki 25 28 yaşında bir tecrübeli kaleci oynuyormuş gibi. Devam kardeşim. Tavır takındı. Devam. Türk futbolu bence bu dün akşam çok güzel bir kaleci kazandı. Doğru. Ee, bir iki grafiğimiz var hemen onları buyurun. vermeden şunu söyleyeyim. Buyurun. Mourinho şu hataya düşerse yanılır. Daum Lucescu, Del Bosque, Tigana, Zico, Aragones. Benim çalıştığım bazı yabancı hocalardan birkaçı. Yani bir demet sana. Bunların arasında bu ligi küçümseyenler oldu. Bak bu ligi ya ne olacak ya ben gelirim. Adımla, sanımla bu ligde toz toz estiririm diyenler oldu. Şimdi bu lig kendi içinde farklı dinamikleri olan kendi içinde bir mekanizması olan ve o mekanizmaya ayak uydurabilirsen, o iklime ayak uydurabilirsen başarılı olabileceğin birlik. Yani Del Bosque'nin ismini tartışabilir miyiz? Adamı Yeniköy kasabı yaparak yolladılar bu ülkeden. Hesap et bak. Ya es geldi dünya şampiyonu. Nasıl gittiğini beraberdik. Yani gelişi tartışılır, tercihi tartışılır. Ama bir dünya şampiyonu gelmişti. İspanya Tabii. milli ben Tabii. Geldi. O yüzden Mourinho o bildiğimiz arogan tavrıyla o yani dünyaya hükmetmiş tavrıyla bu lige yukarıdan bakarsa kolay değil Sivas'ta maç kazanmak bu ligde. Yani o tavır kazanmayabilir. Peki.